Bolu'da biz bu yönde belirttiğim gibi şanslıyız. Bolu Valiliği öncülüğünde Mudurnu Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırsever Ahmet Süreyya Astarcı arasında Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılması ve işletilmesi iş protokolü imzalandı. Bolu Valisi Erkan Kılıç protokol imza töreninde konuştu. Mudurnu'da hayırsever Süreyya Astarcı amcamız var. Daha önceden gençlik hizmetlerine tahsis edilen bir binası vardı, gayrimenkulü. 3 katlıydı yanlış mı? Evet. 3 katlı. Burayı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün hizmetlerine sunulmak üzere tahsis edecek bir hayır işi. Allah razı olsun kendisinden. Bizim tabii Bolu merkezinin dışında hizmet verdiğimiz bir de Gerede var. Ama Göynük, Mudurnu tarafında özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılarımıza, işte engellilere, onun dışında küçük çocuklarımıza, işte ailesinden ayrılmış bir şekilde parçalanmış ailelere yönelik ihtiyaç sahibi fakir vatandaşlarımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün diğer hizmet alanlarıyla ilgili olarak hizmet vereceği bir fiziki mekanımız yoktu. Vali Kılıç, Süreyya Astarcı'nın 3 katlı binasını bedelsiz olarak tahsis edeceğini de duyurdu. Süreyya amcamız imdadımıza yetişti sağ olsun. Mudurnu ilçesindeki gayrimenkulün 3 katlı binasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak tahsis ediyor. Bununla ilgili de kaymakamımız, il müdürümüz Süreyya amcamızla beraber bu protokolü beraberce imzalayacağız, imza altına alacağız. Vali Kılıç, Bolu'da hayırseverlik kültürünün geliştiğini de altını çizdi. Tabii devletin yürütmüş olduğu hizmetlere böyle hayırsever vatandaşlarımızın destek vermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu hayırseverlik kültürü biliyorsunuz Bolu'da çok yaygın. Bu yönden kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz. İzzet Baysal gibi, Süreyya amcamız gibi, bunun dışında başka birden çok hayırseverimiz var. Bunların da biz artmasını istiyoruz. Bolu'da da belirttiğim gibi vatandaşlar hayır yapmaya meyilli. Bundan mutluluk duyuyorlar. Dolayısıyla benzer şekilde diğer vatandaşlarımızı da, ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımızı da eğitim, sağlık, kültür ve sosyal hizmetler anlamında devletimizin yanında olduklarını biliyoruz. Mudurnulu hayırsever Süreyya Astarcı da işinin hayır yapmak olduğunu vurguladı. Yurdumuz var, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağışladığımız bir diyaliz merkezine desteğimiz var, biliyorsunuz. Açılışını siz evet yaptınız. İşte bunun gibi benim işim hayır işi. Binin üzerinde çocuğumuz şimdiye kadar burs verdik. Yapılan konuşmaların ardından imzalar atıldı. Protokol ile merkezde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışma hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulmasıyla koordine edilmesi hedeflenmekte.